beraber. Evet, bir. Toparla. Haydi. Hazır mıyız? Bir dakika. Çekiyoruz. Yani bu sezonda geçtiğimiz sezondan daha kolay bir sezon olmayacak bizim adımıza. Hepimizin amacı, hepimizin hedefi Eskişehirspor'un bir an önce tekrar düzlüğe çıkabilmesi. Bunun için de el birliğiyle sahiplenirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Ümit edelim güzel bir sezon bitiririz. Tabii üzücü bir şey. Çünkü her seferinde bir şeyle, yani geçtiğimiz sezon biliyorsunuz 31 Ağustos'a kadar ümitlenmiştik transfer tahtasıyla ilgili. Olmadı. Ondan sonra başladık. Biraz önce arkadaşlarımıza da söyledik. Ben ilk 8 hafta baktığımda sadece 4 puan almışız. Evet. Yani 6 puan eğer biz sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar bu sezona başlayabilirsek 6 puanlık fark çok büyük fark değil. Ne için büyük fark? İlk 2'yi oynamak için çok büyük fark. Evet. Zaten yani istediğiniz mevkilere transfer yapamıyorsunuz. Eksiklerinizi veyahut da takım içerisindeki rekabeti yeterince oluşturamıyorsunuz. Nedenlerini söylememe gerek yok. Bir de diğer taraftan eksi 6 olduğu zaman bu sizin için tabii bir tekrar handikap. Ama bence bizim Eskişehirspor olarak değişik hedefler, değişik misyonlar üstlenmemiz lazım bundan sonraki süreçte. Geçtiğimiz sezon devre arasında Cemali vasıtasıyla biliyorsunuz transferi açtık. Yani biz tekrar transfer tahtasını açabilmek için, puan silmelerini giderebilmek için maddiyata ihtiyacımız var. Bunun da iki tane yolu var. Bundan bir tanesi ya birileri çıkıp diyecek ki bizim var ya bu kadar paramız var, biz bunu Eskişehirspor'a vereceğiz. İhtimal çok zayıf. Diğer taraftan da işte buradaki var ya fabrikayı güzel bir şekilde işletip piyasaya sunup oradan gelecek olan meblağlarla işte transfer tahtasını açmak, cezaları bir şekilde kaldırmak ve sorunsuz bir şekilde sezona başlayabilmek. Yani siz de şu anda karamsar biçimde ya eksi 6 acaba bundan sonraki süreçte ikinci bir eksi 6 gelecek mi? Eksi 3 ne olacak? Hep bu soru işaretleri var kafamızda. Yani bunları bir kere kenara bırakmamız gerekiyor. Bunun da iki yolu var biraz önce anlattığım gibi. Birinci yol olmadığına göre bugüne kadar, yarın olacağı belli olmaz. O zaman ne yapacağız? İkinci yolu deneyeceğiz. Yani bizim başka yolumuz yok yani. Oyuncuların hepsiyle birebir konuştum yani yabancılarla özellikle. Yabancıların işte Jesse Cuma gün nasip olursa bizle beraber olacak. Marco yine aynı şekilde. Kamal aynı şekilde. Sissoko bizden biraz zaman istedi. Çünkü kayınvalidesi vefat etti. Orada da bizim gibi işte 3'üdür, 7'sidir, 40'ıdır şey var evet. Cenazede. 7 günlük bir süre istedi. O da nasip olursa önümüzdeki günlerde tekrar aramıza katılacak. Emre ile ilgili Emre ile de görüştüm ama tabii yani sonuçta profesyonel yapıyor bu arkadaşlar işimizi. Bu sadece Emre için geçerli değil. Yani burada olmayan oyuncular için de aynısı geçerli. Belirli ödeme yani beklentiler var yok değil. Kulübün sıkıntılarını da biliyorlar. Ama belirli bir ödeme yapıldıktan sonra hepsi de burada olacaktır. Yani ondan en ufak bir şüphemiz yok. Emre ile de geçtiğimiz hafta hatta görüştüm. Hatta çok iyi bir görüşme geçti aramızda. Ben Emre'nin de önümüzdeki günlerde eğer o kaynağı oluşturabilirsek, çok büyük bir kaynak değil, gerçekten yani şey değil, oluşturabilirsek Emre'yi de en kısa zamanda aramızda göreceğiz. Bizim aslında bu kampı, yani hem Polonya kampı hem Afyon kampı Beşiktaş Kulübü için organize edilmiş bir kamptı. Geçtiğimiz işte bundan yaklaşık bir iki hafta önce arkadaş aradı beni. Dedi ki ya biz normal olarak Beşiktaş için böyle bir kamp süreci ayarlamıştık ama onlara Japonya'dan iyi bir teklif geldi. Bundan dolayı da onlar oraya gidecekler. Oranın parası ödendi. Size herhangi bir maliyeti olmayacak. Eğer siz gitmek isterseniz Eskişehirspor'un bulunmuş olduğu ortamı biliyoruz. Sizi de çok yakından tanıyoruz. Bunu size sunmak isterim dedi. Biz de kendisine teşekkür ettik. Yönetime geldim, programı anlattım, ortamı anlattım, hangi koşullar altında olabileceğini anlattım. Yönetimimiz de tamam bu dedi, o şekilde gerçekleşti.
bölgesini iyice kazmıyor bırakıyor. 6 5 ben sana ve son